Yeni Nesil Yayıncılık'tan hepinize merhaba. Ben Ezgi Kalınkara. Bugün göze, kulağa ya da burna yabancı bir cisim kaçtığında neler yaparız ondan bahsedeceğiz. Özellikle ev kazalarında çocuk ve bebeklerin başına gelen en büyük yaralanmalardan bir tanesi aslında. Yaralanma derken çocuk yanlışlıkla oyuncak parçasını yutabiliyor. Ya da burnuna, kulağına sokabiliyor. Ya da sivri ya da delici olan şeyler, kesici aletler vücuda saplanabiliyor, batabiliyor. Bunların hepsi ciddi ilk yardım gerektiren durumları ortaya çıkartıyor. Öncelikle gözümüze herhangi bir yabancı cisim kaçtığında, battığında ne gibi müdahalelerle doğru ilk yardım uygulamış oluruz? Mesela toz gibi küçük bir madde kaçtı. Açık alandaydım, dışarıda yürürken ya da evde temizlik yaparken ya da bir şeyleri çırparken birdenbire gözümüze toz kaçtığında ilk yaptığımız hareket gözümüzü ovuşturmak olur. İşte bu hareket refleks olarak yaptığımız en yanlış davranıştır. Çünkü gözümüze toz kaçtığında ovuşturduğumuzda gözümüze kaçan toz zerreciklerini daha fazla gözümüze yaymış oluruz. Yani ciddi bir hasar verebiliriz aslında. Bir diğer durumda gözüne toz kaçan kişiye ilk yardım uygulaması olarak hemen yakınındaki bir kişi üflemeyi önerebilir. Yani üflediğimde o toz parçalarının dışarı çıkacağını düşünürüm. Ama aslında üflediğimde daha fazla yayarak gözün içerisine daha fazla yaymış olurum onları. O nedenle üflemek ya da gözü ovuşturmak yapılabilecek doğru davranışlar arasında yer almıyor. Peki ne yapabilirim? Gözüne toz kaçan bir kişinin öncelikle ayna karşısına geçerek gözünün alt göz kapağı ya da üst göz kapağını kaldırarak kontrol etmesini öneririm. Baktı, kontrol edecek herhangi bir görünürde bir şey görmedi ama kaçan bir şey, rahatsız eden bir şey varsa o zaman temiz bir bezi musluk suyunda ıslatarak gözü içten dışa doğru silme yardımıyla ne yapabilir? Tozu alabilir. Bir diğer durum, temiz bir bez, silecek bir ortam söz konusu değil. Dışarıda açık alandayım ve gözüme toz kaçtı ve beni rahatsız ediyor. O zaman gözümüzü kırpıştırdığımızda ister istemez gözyaşımızla toz akıp vücudumuzdan dışarı çıkabilir. Ya da güneşe baktığımızda, herhangi bir şekilde ışığa baktığımızda yine gözlerimiz yaşararak tozun vücudumuzdan akarak çıkmasına yardımcı olabilir. Demek ki tozda durum böyle. Peki gözüme toz kaçmadı. İş kazası, yabancı bir cisim battı ya da kaçtı. Örneğin metal kazaları söz konusu olabiliyor. Bir metal çapağı iş yerinde çalışırken doğru ekipmanı, gözlüğü kullanmadığım için gözüme saplandı. Böyle bir durumda asla kağıtla, parayla, herhangi bir şekilde iş yerinden başka bir arkadaşımın bilinçsiz bir davranışla çıkarmaması gerekiyor gözümdeki şeyi. Çünkü çok hassas. Göz yapımız çok korunaklı olması gereken bir yer. Bu nedenle göze yabancı bir cisim battığında ya da kaçtığında kesinlikle onu çıkartmaya çalışmıyorum. Gözü temiz bir bezle kapatıyorum ve en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırıyorum kişiyi. Yani uzman göz hekiminin bulunduğu bir yere götürdüğümde vakit kaybetmeden gözüne saplanmış olan o cismi uzman hekimler doğru müdahaleyle çok kısa bir süre içerisinde çıkartacaklar. Yani benim uygulamam da çıkartır, hiç boşuna gitmeyeyim gibi bir düşünce ne yazık ki hastaya ciddi bir şekilde zarar verecektir. Gözüne bir şey kaçmadı, bir şey saplandı. Özellikle okulda başımıza gelen kazalar arasında ön sıradaki arkadaşını dürten bir çocuk birdenbire ani bir hareketle dönmesi suretiyle elindeki kalemi onun gözüne saplayabiliyor yanlışlıkla. Böyle bir durumda gözüne cisim saplanmış bir kalem, bu kalemin ucu olabilir. Böyle bir durumda ne yapabilirim? Bir kere vücuda saplanan hiçbir şeyi tutup çekmek ya da çıkarmak doğru müdahale olmayacaktır. Sağlık kuruluşuna götüreceğim ama saplanan bir cisim olduğu için göz her hareket ettiğinde bu cisim oynayacak ve hasar vermeye devam edecektir. Unutmayın, vücudumuza herhangi bir şey saplandığında, üst taraf oynadığında alt taraf da dokulara zarar veriyor. O yüzden vücuda saplanmış bu cismi benim sabitlemem gerekiyor hastaneye ulaştırana kadar. Nasıl yapabilirim bunu? Bulduğum bir karton bardak, bir plastik bardak uzun ve sivri bir cismi sabitlememde yardımcı olabilir bana. Dışarıdan başka bir kalemle bu karton bardağı sivri cismin geçebileceği genişlikte delerim. Burada açmış olduğum delik sayesinde saplanmış olan cismi alt ucundan tutarak mümkün olduğunca az kıpırdatmaya gayret ederek üzerine karton bardağı geçiriyorum. Karton bardağı geçirdiğimde bunun sabitlenmesi için çevreden bulduğum bir banttan yararlanabilirim ya da bir bez parçasından yararlanabilirim. Böyle bir durumda bantla ya da bez parçasıyla
bu cismin hareket etmesini engelleyecek şekilde sabitlenmesi benim yapacağım en doğru ilk yardım uygulaması olacaktır. Böyle bir durumda hem kişinin daha fazla zarar görmesine engel oldum, hem de sağlık kuruluşuna daha güvenli bir şekilde gitmesini sağladım. İşte bu doğru ilk yardım uygulaması benim için hayat kurtarıcı bir adım oldu. Eğer bu cisim hareket etseydi, eğer ben bu cismi çıkartmaya çalışsaydım, gözde ciddi bir kayba yol açacaktım. Ve onarılamaz bir hasarda doğru bir müdahale yapmadığımın çok ciddi bir göstergesi olacaktı. Gözümüze toz ya da yabancı bir cisim kaçtığında ya da saplandığında doğru müdahaleler bu şekildeydi. Unutmayalım, kesinlikle tutmuyorum, çıkartmaya çalışmıyorum, oynatmıyorum, hastayı sarsmıyorum. Ne yapıyorum? Cismin saplandığı gözü sabitliyorum elimdeki herhangi bir malzemeyle. Elimde bir bardak, bir plastik ya da karton bardak olmayabilirdi. Saplanmış şey gözünde ya da vücudun herhangi bir yerinde de olabilirdi. Kazalar sonrası bunu çok görebiliyoruz çünkü. Bir bez parçasıyla da etrafından dolayarak bunun sabitlenmesini ne yapabilirim, sağlayabilirim aslında. Temel noktada amacımızı hatırlatmak istiyorum. İlk yardımın amacı kişinin durumunun kötüye gitmesini önlemekti ve ben o gözün daha da ileri bir boyutta zarar görmemesi için ilk müdahaleyi, ilk yardımı yaptım. Şimdi gerekeni sağlık kuruluşundaki yetkililer, görevliler yapacak. Bir diğer durum, çok sık mı duyuyoruz, nedir? Kulağına bir şeyler sokuyor çocuklar. Ya da yetişkinlerin kulaklarına sinekler kaçıyor, böcekler kaçıyor, örümcekler kaçıyor. Kulağa kaçan diye bir böcek var ayrıca. Ya da kulak temizleme pamuklarıyla kulağımızı temizlerken farkında olmadan o pamuğu içeride unutuyoruz. Bakmıyoruz kulağımızdaki pamuğu temizledikten sonra kalan kısmına. Böyle bir durumda birkaç gün kulağımızın içerisindeki o pamukla birlikte vaktimizi geçiriyoruz. Daha sonra kulağımızda bir ağrı, bir akıntı, bir iltihap söz konusu olduğunda sağlık kuruluşuna gittiğimizde fark ediyoruz kulağımızın içerisinde kalan bir kulak pamuğu olduğunu. Yapılacak doğru müdahale ne ya da daha ne gibi kazalarla karşılaşabiliriz kulak içerisinde? Özellikle açık alanlarda, arazide ya da parkta ya da bir pikniğe gittiğimizde kulağın içerisine kaçan böceklerin ya da sineklerin olduğu durumlar da yaşıyoruz. Böyle bir durumda bilinçsizce kulağın içerisine su dökmek ya da yağ dökmek ya da benzeri bir şekilde duman üflemek, dumanı gören sineğin böceğin dışarı çıkacağını söylemek çok da doğru örnekler değil aslında. Bir diğer durumda sinek ya da böceği öldürmek için kulağın içerisine kimyasal içerikli bir ilaç sıkmak yine zarar verecek bir şeydir. Gliserin dökmek yağ dökmekten farksızdır. Bizim yapacağımız şey kulağa herhangi bir şey kaçtığında hiçbir şey yapmamaktır. Kulağa daha fazla zarar vermek istemiyorum. Benim amacım durumu kötüye gitmesin, sağlık kuruluşu gereken müdahaleyi yapsın. Ben sağlık kuruluşuna ulaştırana kadar kulağın içerisine zarar vermediğim için kişinin durumu kötüye gitmeyecek ve bu kötü durumdan en kısa zararla kurtaracak kendini. Böyle bir durumda sizin kulağa kaçan herhangi bir şey gördüğünüzde onu almaya çalışmanız ya da sivri delici bir şeyler sokmanız kulağın içerisine ya da cımbız sokup almaya çalışmanız aslında kulak yolunda ciddi zararlar verebilir. Mesela çocuklar kulaklarına, ki burunlarına da yapıyorlar, nohut, bezelye, fasulye, oyun hamuru, bu gibi şeyleri koyarak bir nevi aslında çok da bilinçli davranışlar sergilemeyebiliyor. Böyle bir durumda eğer kulak yolunda herhangi bir yabancı cisim gördüyseniz, ki bu fasulye ise, asla ve asla su döküp çıkarmaya çalışmayın. Tahmin edebileceğiniz gibi fasulye orada çimlenecek ve bir müddet sonra zaten bir iki güne kalmaz kulak içerisinden filiz verecektir. Çoğu ebeveyn fark etmiyor bile. Hani nasıl kulağımıza kulak pamuğu takıldığında günlerce onunla gezebiliyorsak, çocuklarımızda da kulak içerisine sokulan bu yabancı cisimleri gözlemlemiyor olabiliriz. Çocuk birkaç gün sonra kulağım ağrıyor, İşte bir şey oldu kulağıma deyip tabii ki yaptığını söylemeyip yanınıza yaklaşabilir. Aslında ne yapmak lazım? Ara sıra çocuklarımızı kontrol etmek lazım. Ne bileyim, şöyle severken, başını okşarken şöyle bir kulaklarına bakın derim. Şöyle bir burnunu temizlerken bir bakın. Herhangi bir şekilde bilinçsiz olarak oyuncaklarıyla oynarken aslında kendilerine biraz zarar verebiliyorlar. Peki kulağına herhangi bir şekilde sokmuş olduğu malzemeleri cımbızla,
şişle herhangi bir şeyle çıkarmaya çalışmadım. Çünkü kulak yoluna soktuğum bu cımbız her seferinde içeriye kaçan şeyi yakalayabilmek adına ne yapacaktır? Kulak yolunda onu aslında ileriye doğru itecektir. Çıkarmak bir yana ileriye doğru itecektir. Bu yüzden hiçbir şey yapmayıp sadece sağlık kuruluşuna götürdüm. İlk yardım aslında bu kadar basit gördüğünüz gibi. Ve geldik burna. Burnuna leblebi soktu, burnuna boncuk soktu, burnuna oyuncak parçasını soktu. Mesela ufak bir kız çocuğu vardı hatırlıyorum. Oyuncakların içerisindeki ufacık bir kediyi burnundan içeriye sokmuş. İşte oyun olsun diye. Ailesi fark ediyor, sağlık kuruluşuna götürüyor ve çıkartıyor. Peki 2 gün sonra ne oluyor? Bu ufaklık bu sefer küçük bir merdiveni var oyuncak parçalarının arasında. O merdivenini sokuyor. Enteresan. 2 gün sonra tekrar aile fark ediyor, hop tekrar çıkartılıyor. Niye gözlemleniyor? Son olarak neredeyse küçük oyuncak itfaiyecisi burnuna girecekken ailesi işe engel oluyor. Aklı sıra oyun oynuyor. Yani o küçük kediyi çıkarmak için merdiven ve itfaiyeciden yararlanacaktı. Gördüğünüz gibi çocuklar her şeyi yapabilir. Burunlarına her şeyi sokabilir. Özellikle onlara vermiş olduğunuz oyuncak parçalarının küçüklüğüne dikkat edin. Oyun hamurları onların ilgisini çekebilir. Yemek yerken spagetti ile makarna ile bıraktığınızda burnuna soktuğunda şaşırmayın. Her türlü değişik kurguyu kurabiliyorlar hayatlarında çünkü. Buruna bir şey kaçtığında yapılabilecek doğru müdahale ne derseniz yine cımbızla almaya çalışmak ya da elimle almaya çalışmak bazen doğru olmuyor. O yüzden diyoruz ki kişinin burnuna herhangi bir şey kaçtığında eğer burnunun sağ burun deliğine soktuysa yabancı cismi o zaman çıkabilecek gibiyse uçtaysa çekip çıkartın. Ama biraz ileriye doğru gitmişse elinize tutup çıkartamıyorsanız ve anlayabilecek yaştaysa hemen sol burun duvarını bastırarak yani kapatarak kuvvetli bir şekilde nefes vermesini söyleyin. Kuvvetli bir şekilde nefes verdiğinde yani sümkürttüğünüzde soluk borusuna gitmeden bu cismin dışarıya çıkmasını sağlayabilirsiniz. Başka bir yöntem olarak da karabiber koklatabilirsiniz. Karabiberi kavanozunu burnuna yaklaştırdığınızda hapşırtarak cismin çıkmasını sağlayabilirsiniz. Ama bunun haricinde buruna bir şey dökmek, bir şey sokmak, bu şekilde bu yolla çıkarmaya çalışmak çok da doğru olmayacaktır. Bu gibi tehlikeler aslında nohut, fasulye, bezelye, boncuk ve bozuk paralar özellikle çok küçük olan çocukların bulunduğu bir ortamda açıkta bırakılmaması gereken şeyler. Çünkü bunları çocuklar yutabiliyorlar. Bunları yuttuklarında soluk borularına kaçabiliyor. Bu soluk borusuna kaçan şey onların nefes almasını engelleyebiliyor. Böyle bir durumda hava yolları tıkandığı için, nefes alamadıkları için morarıyorlar. Ve bir süre sonra bu morarma, boğulma yani solunumun durması, kalbin durmasına kadar gidebiliyor. Her şeyin başı güvenlik. O yüzden öncelikle evimizde bulunduğumuz ortamlarda aslında güvenli bir yaşam ortamı yaratmalıyız. Evimizde bebekler ve çocuklar varsa çok daha dikkatli olmalıyız. Nasıl onların büyümelerine göre etrafı keşfetmelerini fark ediyorsak, artık mutfak dolaplarına kilitler takıp prizleri kapatıyorsak, çünkü artık hareketlendi, emeklemeye başladı, her şeyi keşfediyor diyorsak, unutmamak lazım ki mutfakta yemek yaparken yemek masasından bir fasulye ya da nohut tanesi yere düşmüş olabilir. Ve emekleyen bebeğiniz onun ne olduğunu bilmediği için onu yerden alıp ağzına atabilir, burnuna sokabilir, kulağına sokabilir. Biz ebeveynleri taklit ettiklerini, rol model aldıklarını, örnek aldıklarını unutmayın. Biz çivi çakarken ne yapıyoruz? Çiviyi ağzımıza, çekici elimize alıyoruz. O bizden böyle bir davranış görüyor. Bir şeyleri ağza sokmayı ya da ne yapıyorum? Not alırken, yazı yazarken kalemi ağzıma alabiliyorum. Ya da annesi eşarbını iğnelerken ayna karşısında iğneyi, toplu iğneyi ağzında tutuyor. İşte böylesi davranışlarımız biz farkında olmadan onların kaptığı şeyler ve onlar dünyayı gerçekten ağızlarıyla keşfediyorlar. Her buldukları şeyi ısırıyorlar, tadıyorlar, bakıyorlar. O yüzden diyorum ki güvenlik, ilk yardıma ihtiyaç duymamak için evde alınabilecek güvenlik önemli, çok önemli. Yapılan istatistikler bize şunu gösteriyor aslında. Ev kazaları oranı trafik kazalarından sonra 2. sırada ve önemli bir yer alıyor. Evimizin güvenli olduğunu düşünebiliriz. Hani dışarıya göre, sokağa göre iş yerim daha tehlikelidir diyebilirsiniz ama unutmayın ki eviniz tehlikeli bir bölge. Bu tehlikeli ortamda gerek kaygan zemin, gerek işte yanmalar gibi durumların haricinde bizim için en önemli nokta işte böylesi güvenlik önlemi alınmadan ortada bırakılan şeylerin onlara yaratacağı tehlikeler.
Herkes için, her evinde çocuk bebek olan aile için diyorum ki ilk yardımı mutlaka bilin ama ilk yardıma ihtiyaç duymamak için öncelikle güvenlik önlemi alın. İlk yardım hayat kurtarır ve bunu hiçbir zaman unutmayın.